Yavaş. Hı. Ay. Hadi siz geçin oturun. Rahatınıza bakın, ben geliyorum şimdi. Fatoş, neredesin? Biz geldik. Geldim Deniz Hanım. Narin Hanım, isterseniz yardım edeyim. Yok yok, gerek yok. Hoş geldiniz Narin Hanım. Hoş bulduk. Ay, geçmiş olsun. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Rıfat ben de, memnun oldum. Narin Hanım'ın mahalleden komşusuyum. Evet, benim adım Fatma. Deniz Hanım bana Fatoş der. Ne alırdınız? Çay, kahve, soğuk bir şeyler? Zahmetli olmasın, rica ederim. Ne zahmeti canım? İyi o zaman. Ben bir kahve alayım o vakit. İki şekerli olsun hatta. Ben size yardım edeyim. Rica ederim Narin Hanım. Siz buyurun dinlenin lütfen. Siz de alır mıydınız kahve? Hemen su alayım bir bardak o zaman. Tabii, hemen geliyor. Aa, anlamıyorsun herhalde. Gelemem dedim. Kızım, misafirim var. Tamam sen gel. Ha, gelin gelin takılırız. Hadi. Fatoş'la tanıştın mı? Fatoş benim sağ kolum, sol kolum, elim, ayağım, her şeyimdir. Şimdi senin odanı hazırlayacak. Canım, ya biz seni bugün çok yorduk. Teşekkür ederiz. Bir şey olursa biz seni ararız, tamam mı? Sen şey yap, şuraya bir yere numaranı yaz, bırak. Hadi canım. Gel, gidelim. Odanı göstereyim sana. Alayım birine. Şu çantayı. Ben şey o zaman, yazayım numaramı oraya. Hah, yaz. Resmen sepetlediler beni be. Ay. Şadiye. Ne işin var senin burada? Ne oldu kızım, niye ağlıyorsun? Ya Şadiye, bir şey söylesene, Allah'ını seviyorsan yine niye ağlıyorsun ya? Mehmet. He? Şadiyeciğim, ne oldu güzelim? Ben sana kaç defa sordum değil mi? Hep iyiyim dedim bana. Yok bir şeyim. İyiyim, tur gibiyim maşallah. Doktorunla konuştum. Her şeyi anlattı bana. Şadiyeciğim, abin sen üzülme diye sana bir şey söylemedi. Ya abi, ya bizim birbirimizden başka kimimiz var? Sen nasıl saklarsın ya benden böyle bir şeyi? Ya şimdi saklamak değil de tedavi oluyorum işte be kızım. İyi olacağım yani. Eskisi gibi olacağım. Olacağım değil mi abiciğim? Ne olacağım tabii? Olacağım değil mi abiciğim? İyi olacağım değil mi? Olacağım tabii, gel buraya. Sana söz veriyorum. Abin seni yalnız bırakmayacak. Tamam mı? Ama ne olur sen de ağlama artık ya. Ha? Yani umarım beğenmişsindir. Biraz aceleye geldi ama kusura bakma. Ya Deniz, gerçekten çok çok güzel ya. Ben hallederim, siz zahmet etmeyin. Yok canım, Fatoş halleder. Yok, gerçekten gerek yok, gerçekten. Bak, kitaplarını buraya koyarsın. Çalışma masan da var. Dolapların hepsi boş, istediğin gibi kullan. Banyon burada, sana ait, tamam mı? Ah, girip bir duş alsana, rahatlarsın. Doktor şimdi yıkanma dedi, ıslatmak yasak ya. Silinirim artık birkaç gün.
Doğru ya, ben ne kadar aptalım. Neyse canım, birkaç gün idare edeceksin. Böyle naylonla bağlarız, onu rahat rahat duşunu alırsın. Banyoda istediğin her şey var. Şampuan var, havlu var ama ekstra bir şey istersen çekinme söyle bana, tamam mı? Bak Nalin, ben şu girişteki odada kalıyorum. Sen de bir güzel yat, dinlen şimdi. Tamam mı? Tamam. Ya Deniz, gerçekten çok çok teşekkür ederim. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum artık ya. Nalin, Nalin gel seninle bir anlaşma yapalım biz, ne olur. Şu teşekkür ederim falan filan, bunları bitirelim ha? Ben kaçtım. Hadi dinlen. Yatak değil sanki, bulutun üstünde yatıyor gibi insan. Ya insanlar neler icat ediyor ya. İnanamıyorum ben. Oh, çok güzel. Şadi. Hı. Ne bu durum o? Anneme anlatmayalım. Kadının kafa gidik zaten. Hepten delirmesin, tamam mı? Abi nasıl saklayacağız ki bunu? Ya ben ne diyorsam onu yapsana sen. Allah Allah. Gittiği yere kadar gidecek işte. Saklayacağız diyorsam saklayacağız. Tamam mı? Kızım tamam mı? Tamam. Tamam. Şu yüzünde bir gülsün bakayım. Gül bakayım. Gül. Tamam gülmesen de olur ama belli etme hadi. Oh, buldun rahatı ya, bakalım. Ne yapayım ya? Başka seçenek bırakmadı bana. Senin de işine geldi tabii. Hiç bilmediğin, tanımadığın insanın evine gelme. Sende de iyi cesaret var vallahi. Ya iyi bir kıza benziyor. Öyle değil vallahi. Zeynep için de başta öyle demiştin değil mi? Bu İstanbul'un insanlarına güven olmaz. Sana senden başka kimsenin faydası yok. Anla bunu artık. Git başıma ya. Git başıma. Git. 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 Git başıma. Narin. Kızım bu ne uykusu ya? Bırak biraz da geceye kalsın. Evet ya. Temi ne kadar uyumuşum. İnsan bu kadar uyur mu ya? Hadi kızlar geldi, takılıyoruz. Bak pizza siparişi verdik. Soğumadan yiyelim. Hadi kalk hadi. Deniz hiç gerek yok gerçekten. Yani ben şimdi tanımıyorum kimseyi. Hem karnım da o kadar aç değil. Boş ver ya, başka zaman. Fenamış de tanışmış olursun kızlarla. Avukat hanım, itirazınız kabul edilmedi. Hadi çabuk kalkıyorsunuz. Hadi kalk. Nasıl oturamıyorsun ya? Ben sarışın olan mı? Evet. Ha? Kaza dedemizde geldim. Kızlar ama bu seferki yabancı değil, sınıf arkadaşım. Ay, gel hayatım, gel. Olsun. Çok geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Ya, bayağı da kötü olmuş ay. Ya. Evet. Dikkat et. Otur. Tamam. Ver bunları alayım tamam, ben. Tamam, tamam. Ay. Ay. Ben Gaye. Memnun oldum, Nalin. Memnun oldum. Ebru ben de. Merhaba. Şey, mantarlı sever misin? Sevmezsen mozzarella'lı da var. Yok yok, fark etmez. Hepsinden yerim. O zaman Deniz'in son kurbanına kadeh kaldırıyoruz. Ya aslında hatanın büyüğü de bende. Yani bir sürü dert açtım kızcağızın başına. Ay bu da başka bir cins canım. Neredeyse ben onu arabayla çarptım diye özür dileyecek. Öyle tabii ama ya. Nelerle uğraştın ya, değil mi? Ama fena mı işte? Önceki gibi mahkeme dolaşmak zorunda kalmayacaksın. Evet, sorma. Bu sefer kesin ehliyetimi alırlardı. Kesin, son, bitti. Kesin, aynen. Ne ayak lan bunlar? Çarptığı kız evine mi alıyor? Abi annesiyle babası seneler önce trafik kazasında ölmüş. Bir tane de kız kardeşi var. O da yurt dışında okuyor. Allah rahmet eylesin. Şimdi koskoca evde tek başına mı yaşıyor bu kız? Abi bir tane bayan yardımcısı var. Anne baba gidince tabii. Buna yüklü miktarda para kalıyor. Yaş da ufak. Paranın kontrolü amcada. Amca da ünlü avukat bu arada. Yaş 18'e gelince paranın kontrolü tekrar buna geçiyor. Ama tabii böyle giderse sermayeyi kediye yükler, ben sana söyleyeyim. Bir de şimdi bu bizim kızın sınıf arkadaşı çıkıyor değil mi?
Ama bu kadar tesadüf benim midemi bulandırıyor. Bu kızın başına bir çorap örmesinler. Yok be abi, sürekli takipteyiz. Hani bir sıkıntı olsa çeker alırız yengeyi, sen merak etme. Neyi merak etme lan? Neyi merak etme oğlum? Kızı sana emanet ettik. Gözünün önünde paket oluyordu kız. Allah Allah. Lan o kıza bir şey olursa oyarım seni ha. Yok abi, bir şey olmaz da. Sana bir de şey diyeceğim abi ya. Hani benim bu vazife abi ne kadar sürecek? Hani bu olay benim tamamen meziyetlerimin dışında. Ben bu işi yapa yapa körel miyim abi? Ne? Bir şey diyorum. He. Bu işi yapa yapa körel miyim? Kör olmak ister misin hadi? Ha? İster misin? Deli bunlar ya. Deli deli. Aa. Narin, sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Ortalığı toparlıyorum. Ay hayır, bırak bırak. Hayır. Fatoş sabah gelince yapacak, bırak. Ya ne olacak? Giderken mutfağa bırakırım, elime mi yapışır? Kızım, o sağlam bacağını da kıracaksın. Bırak Allah Allah, dokunma ya. Hadi git yatağına. Yürü. Marş marş. Ben yattım. Hadi bak. Ne olacak ki ya? Götürseydim. Allah Allah, ne tembel bu zenginler ya. Hayret bir şey. Kız, ne yapıyorsun sen gecenin bir vakti burada? Üşüteceğim. Ya uyku tutmadı, çıktım öyle. Ne yaptın kız sen? Aa, ağladın mı yoksa? Bak bakayım ha. Ya yok be. Bana bak, abin daha iyi sanki ha. Yarın öbür gün işe başlar mı, ne dersin? Yok anneciğim, daha o kendini toparlayamadı. O kız fink atmayı biliyor ama. Hayır, evde bir kırık ekmek yok ağzımıza atacak. Onu düşünen yok. Anne, ben yarın bakacağım zaten sağa sola iş. Sen abine dokunma, o dinlensin biraz, tamam mı? Hayır, yani halim olsa ben çalışayım diyeceğim ama hani dizlerim de tutmuyor ki benim. Yok anneciğim, sen merak etme. Ben bulacağım bir yolunu. Vallahi. Hadi bakalım inşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.